ABD'de yaşanan olaylardan sonra Amerika halkını neler bekliyor? Trump azledilecek mi? Trump söylediği gibi görevi sorunsuz devredecek mi? İşte tüm bu soruları gazeteci Işın Elçin ile değerlendireceğiz. Kendisi Skype konuğumuz. Işın Hanım, Merhaba. merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Bütün dünya konuşuyor. Trump'ın azil süreci olacak mı, olmayacak mı? Bu dün itibarıyla saat farkından dolayı söylüyorum. Polis Pelosi bir açıklama yaptı ve sürecin başlatılacağını söyledi. Sizce öncelikle şuradan bakalım. Trump'ın tavrı ne durumda? Sorunsuz bir şekilde devredeceğini söyledi ama gerçekten böyle yapar mı? Nasıl gözlüyorsunuz? Nelerin hazırlığında? Yani tabii nelerin hazırlığında olduğunu Trump'tan başka kimse biliyor mu bilmiyorum. Çünkü çok fevri bir lider olarak zaten tanınıyor. Ama sanırım bir hakkı şansı kalsın diye 2024 seçimlerine ya da bundan sonrasına ilişkin siyasi kariyerini koruyabilmek için sessiz kalacaktır diye düşünüyorum. Tabii belli olmaz, yanılıyordu olabilirim. Zaten şunun şurasında 10 gün kaldı Beyaz Saray'da. Hani biraz çıkarmak zor olabilir, bilmiyorum. Ama haberiniz çok güzeldi gerçekten. Güzel toplamış dış haberler servisindeki arkadaşlar. Tebrik ederim. Şimdi bundan sonraki süreçte, yani bu 10 günlük süreçte, evet, demokratların çoğunlukta olduğu temsilciler meclisinde müthiş bir hareket var. Bu 25. madde anayasanın kullanarak Pence'in, başkan yardımcısının, Trump'ın görevden alınmasını istiyorlar ama bu çok mümkün gibi gözükmüyor. Cumhuriyetçiler buna yanaşacak gibi gözükmüyorlar. Dolayısıyla azil sürecini hızlandıracaklar. Daha önce de sizin haberinizde de söylendiği gibi Trump zaten bir kere görevden azil edilmişti. Yani görevden ayrılmak, alınmak başka bir şey. Bu ikinci kez gerçekleşebilir. Yani Temsilciler Meclisi hızlı bir oylamayla seçim yetkilileri üzerinde işte baskı kurarak seçimleri etkilemek, destekçilerini isyana teşvik etmek gibi suçlamalarla ikinci kez azledilebilir. Ama görevden alınma süreci de devam edebilir. Biliyorsunuz yargı süreci sizin haberinizde de vardı Senato'da. O Biden'ın göreve gelip işte 100 gününü geçirip ondan sonrasında kalabilir. Yani o süreçte olursa. Bütün bunların nasıl sonuçlanacağı tabii Trump'ın 2024 planlarını etkileyebilir. Çünkü o zaman kamu görevinde bir şekilde başkanlık için aday olamaması söz konusu olabilir. İki kez azledilmiş bir başkan olarak. Ama tabii detayları bilemiyorum. Amerika siyasiler, hukukçular bunu tartışıyorlar şu anda. Evet. Şu kadar, yani bu aşamada bu kadar bilebiliyoruz. Işın Hanım, tabii ki bu kadar bilebiliyoruz. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi Trump'ın kendisi zaten fevri bir lider ve ne zaman, nerede, ne yapacağı konusunda çok sağlam akıl kestirmeler yapmak mümkün değil. Bunu şuradan da anlıyoruz. Beyaz Saray'a yönlendirmesi taraftarlarını zaten çok büyük bir şeydi. Beklenmedik bir şeydi. Çünkü 2024 gibi bir planı vardı Trump'ın. Bunu yaptıktan sonra hemen akabinde ertesi gün sakinliğe davet etmesi de başka bir şeydi. Hani şu tartışıldı. Madem böyle bir şeye kalkıştırdın, neden bu kadar çabuk topladın? Ya da neden bu kadar çabuk topladın? Ne var kafanda gibi şeyler var. Ama sanırım onun kafasında da çok net bir şey yok gibi görünüyor. Belki de vardır. Bu kadar da hafife de almamak gerekir. Ben şunu sormak isterim size. Daha önce, az önce sizin de söylediğiniz gibi Temsilciler Meclisi azletti. Fakat Senato'da her iki suçlamadan da aklandı o dönemde. Temsilciler Meclisi demokratların elinde çünkü. Bu sefer Biden'ın kazanmasıyla birlikte Temsilciler Meclisi'nde bir farklılık olmasa da Senato'da bir farklılık olabilir ve azledilmesi ABD tarihinde bir dönüm açabilir. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yasalara baktığımızda ve işleyişe baktığımızda Senato nasıl bir tutum alabilir? Evet, yani ikinci kez azledilecek Trump. Temsilciler Meclisi'nde azledilecek ama Senato'da ne olacak? Senato'da da bu kez tabii değişiklik var. Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Georgia eyaletinde ara seçimler yapıldı ve Senato'daki dengeler şimdi 50-50, 50 Cumhuriyetçi, 50 Demokrat senatör var artık Senato'da ve onların hani birebir aynı, nasıl diyeyim, yarı yarıya aynı fikirde oldukları zaman Kamala Harris, başkan yardımcısı, devreye girerek dengeleri Demokratlar lehine çevirebilecek. Şimdi bu süreç, yani sadece Senato'daki tartışma sürecinin Biden'ın görevdeki ilk 100 gününü tamamlanmasına
ertelenmesi bekleniyor. Ondan sonra yapılması bekliyor. Çünkü Senato'da biliyorsunuz uzun uzun bir yargı süreci. Aslında başkanı yargılama görevi Senato'ya ait. Ve işte hani bir taraf iddiaları bir gündeme getirecek. Savcılık gibi çalışarak işte isimler ve savunma da yapılacak ve sonunda bir karara bağlanacak. Hani tabii gene o güne kadar nasıl değişiklikler olur Amerika Birleşik Devletleri'nde tahmin etmek çok güç. Çok gerçekten büyük bir çalkantı içinde olacak ve Biden'ın o ilk 100 günü de çok zorlu olacak. Çünkü sonuçta Trump da 74 milyon kişiden oy almış bir başkan. Evet seçimi kaybetti ama hem seçimi kaybedip hem bu kadar çok oy alan başka bir başkan olmadı Amerikan tarihinde. Ve Biden'ın bir şekilde nasıl uzlaştıracaksa kendi işte 86 milyon seçmeni de kendisinin var. Bu iki tarafı, bu kutuplaşmış ülkeyi bir şekilde bir araya getirmesi, uzlaştırması lazım. Bu 100 gün o anlamda çok kritik olacak. Orada olan bitene de bağlı olarak Senato'da evet yani rakamsal olarak bu kez hani bir yargı sonucunda Trump'ın suçlu bulunması mümkün olabilir. Işın Hanım, bir de şunu sormak isterim. Trump'ın azledilmesi konusunda beklentilere baktığımız zaman genel olarak Amerikan halkının %57'si, %60'a yakını azledilmesini istiyor ama bunların genellikle demokrat taraftarlar olduğu söyleniyor. Gerçi oy oranına, alınan oy oranına baktığımızda biraz daha fazlayı da kapsıyor bu. Cumhuriyetçiler tarafında ise %20'yi biraz geçen bir miktar var. Hala Trump'a çok ciddi bir destek var. Şunu sormak isterim. Azledilmesi durumunda neler yaşanır? Amerikan halkı bundan nasıl etkilenir? Azledilmemesi durumunda nasıl etkilenir? Şimdi Başkan Trump bütün aslında iktidarı boyunca nasıl diyeyim suç sayılabilecek işler yaptı. Yani biliyorsunuz daha seçim öncesinde seçmenlerini işte gidin sandıklarda oy kullandırın diye yönlendirdi. Hatta posta ile kullananları ikinci kez gidin sandığa diye yönlendirdi. Bir sürü başka böyle icraatı var yani bu son süreci de eklersek ve bütün bunların hepsi bence cezalandırılması gereken edimler ki demokratlar da böyle düşünüyorlar ya da işte uluslararası anlamda da aslında çok önemli. Dolayısıyla Trump'ın bir ceza alması daha doğrusu yaptıklarının sorumluluğunu ona hani ne olduğunu adının konunu bu anlamda sorumluluğunu da teslim edilmesi gerekiyor yani bu olan bitenin. Fakat sizin de işaret ettiğiniz gibi çok haklısınız. İşte kutuplaşmış bir ülkeden söz ediyoruz ve Trump da zaten hep mağduriyetiyle yıllardır mağdurum ben beni çalıştırmadılar işte bu demokratlar, elitler, müesses, nizam doğru dürüst görev yapamadım. Hatta seçim öncesinde hatırlıyorsunuz yani ikinci döneminde asıl hani beni seçin de o zaman asıl görev yapayım şimdi buna izin vermediler diyen bir adam. Tabii böyle bir ceza alması halinde bu mağduriyetten siyasi çıkar elde etmeye, kendi lehine çevirmeye çalışacaktır. Ama tabii göreve gelememesi, başkan seçilememesi bu nasıl bir sonuç doğurur onu şimdi keşfedemiyorum. Belki bir kendi taraftarlarını, destekçilerini başka bir isme yönlendiren bir karaktere dönüşür. Onu şu anda gerçekten tahmin etmek çok güç benim açımdan ama tabii bu kutuplaşma tırmanabilir cezalanırsa. Ama bundan kaçınmamak lazım. Ve hani o Trump'ın çok sıkı destekçisi olan aşırı sağcı, beyazların üstünlüğünü savunan gruplar var. Yani farklı farklı aslında grupların koalisyonunu yönetiyordu Trump. Onlara liderlik ediyordu. Belki onlardan bir kısmını marjinalleştirmek, daha böyle uzlaştırıcı bir söylem ve edimlerle Biden tarafından azaltmak mümkün olabilir. Yani o birlikteliği, koalisyonu bozmak mümkün olabilir. Cumhuriyetçilerin de tabii bundan sonra takınacakları tavır önemli bu anlamda. Daha böyle merkezde buluşabilir iki tarafta. Hem demokratlar hem cumhuriyetçiler ve bu Trump'la beraber ana akımlaşan aşırı sağ söylem, ırkçı söylem marjinalleşebilir. Ve dolayısıyla da en azından tabii ki toplumda her zaman kimsenin kabul etmeyeceği görüşler ya da neyse çok az kişinin savunduğu görüşlerin olması ve ifade edilebilmesi de önemli. Ama belki işte şiddete başvurabilecek cesareti bulamazlar ve bu da önemli bir kazanım olur diye düşünüyorum. Ayrıca dünya açısından da öyle. Çünkü Trump'a benzeyen Trump vari lider çok.
Onlar tabii Biden'ın kazanmasıyla birlikte hemen biraz değişiklikler yaparak, Türkiye'den de biliyoruz, işte daha farklı ilişkiler kurulacağı için hazırlıklara başladılar. Ama Trump'ın nasıl yaptıklarının, başkanlığını, makamını nasıl kullandığının bir sonucu olması lazım. Demokrasiye vermiş olduğu zararın cezalandırılması lazım. Dolayısıyla eğer bu cezalandırılabilirse gerçekten, ama çok acımasız olmadan, bu önemli. Sonuçta bir Amerikan başkanıydı ve yine de belli açılardan işte bir kitlesi vardı. Ama adaletin yerine bulması diğer liderlere de özellikle seçimleri manipüle etmek, hani Trump gibi isteyen liderlere yahut işte seçim sonucunu kaybettiklerinde kabul etmeme arzusu duyan ya da bunu yapmış olan liderlere bir daha iki kere düşünmek ve belki de bu düşünceden vazgeçmek açısından önemli olur Trump'ın alacağı ceza. Gazeteci Işın Elçin, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, yorumlarınızı bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim.